Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bildiğiniz üzere e, kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Öncelikle hepiniz videoma hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere bir önceki videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi döneminde dönemi Rumeli'ye geçiş konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizden döndüğünce sizlere bilgi vermeye bu konuyu anlamaya ve çalıştık. İnşallah bu haftaki konumuz ise Orhan Gazi zamanında devletin sınırları var, sınırlarının genişlemesi konusu olacaktır. Öncelikle hepiniz tekrardan videoma hoş geldiniz. O zaman hazırsanız videomuzun ilgili kısmına geçebiliriz. Değerli dostlarım, değerli kardeşlerim. Evet, Geçelim videomuza. Orhan Bey'in bir yardım etmesi bir iç isyan sonrası imparatorluk tahtına geçen 6. Yannis Kantekuzanos'la kurulan yakın ilişkilerle başlamıştır. 1344'te Bizans İmparatoru zor bir durumda bulunuyordu. Selanik'teki valisi olan Yannis Apokosos duruma hakim olamamış ve bağnaz fanatikler olarak anılan bir parti tekrar idareyi ele al, eline almıştı. Sırp Kralı Stefan 4. Düsün tekrar Bidens aleyhine dönmüş ve tüm Makedonya'yı Makedonya istila etmek niyetiyle Serres Kalesini kusatma altına almıştı. Anadolu'da müttefiki olan ve daha önce askeri yardım sağlayan Aydınoğlu Umur Bey'in donanması, Papa'nın kurduğu lig Müttefiklere Donanması tarafından İzmir'de yakılmış ve İzmir Papalık Müttefiklerinin işgali altına alınmıştır. Sar Saruhan Beyliği asker sağlayabilecek durumdaydı. Ama bu kuvvetin hem Selanik hem de Sırp kralına karşı bir askeri sefer için yeterli olamayacağı gayet açıktı. Onun için 1345'in ilk aylarında 6. Yannis Kantekuzenos, Kante Orhan Bey ile yakın ilişkiler kurmak için temaslara başlamıştır. Kendisi aynı zamanda tarih yazarı da olan Kantekuzenos, bu evlilik hakkında kitabında bir bölüm ayırmıştır. Buna göre Kantikosenos biraz Türkçe öğrenmiş. iki hükümdar birbirleriyle yakın sahsi bağlantılar kurmuş, bağlantı kurmuşlar ve Orhan Bey ile sahsi görüşmeleri sırasında birbirinden güzel üç kızını da Orhan Bey ile tanıştırmıştır. İkinci kaza olan Tehedora'yı Orhan Bey ile evlendirmek için anlaşmışlardır. 1346'da Orhan Bey'i düğün yeri olan Silivri'ye getirmesi için 30 gemilik bir donanması kullanılmış ve 3 gün 3 gece süren düğünden sonra aynı filo Orhan Bey'i ve mahiyetini geri götürmüştür. Ertesi yıl Orhan Bey yeni karısı Tehodora ile bu sefer Üsküdar'da kayın ile buluşmuştur. 1350'de Selanik'teki Bağnaz fanatikleri ortadan kaldırmak için harekete geçen 6. Yannis Kantekuzenos yine damadı Orhan Bey'den Türk Süvari Kuvveti desteği istemiştir. 20.000 kişilik Osmanlı süvari kuvvetiyle takviyeli, Bizans kuvvetleriyle 6. Yannis, Yannis Kantekuzenos'un oğlu olan Mattih Aus komutası altında Selanik'e doğru ilerlerken Orhan Bey'in askerlerinin Anadolu'ya geri gitmeleri gerekmiş ve bu askerlerin gitmesiyle gücü çok azalan Matheus'un yaver gidip Selanik yakınlarında bir Türk asıllı korsan filosu ya e, bularak bunları paralı olarak tutup Selanik'e girmeyi başarmıştır. 1352'de 6. Yannis Kantekuzenos'un ortak imparator olan 5. Yannis Palaiologos ile arası açılmış ve 5. Yannis Edirne'de hüküm süren Metahosa Sırplar yardımı, Sırpların yardımıyla hücum edip şehrin idaresini ele almıştır. Buna karşılık Konstantinopolis'te bulunan 6. Yannis Kontekozenos damadı Orhan Bey'den askeri destek istemiştir. Orhan Bey bunun üzerine komutanlığını oğlu olan Süleyman Paşa'nın yaptığı bir büyük Osmanlı birliğini 6. Yannis'in emrine girmek üzere göndermiştir. Bu Osmanlı Birliği ile takviyeli Bizans ordusu, Bizans İmparatoru 6. Yannis'in başkomutanlığı altında Edirne'ye yürüyüp bu şehri kurtarmıştır. Aynı Osmanlı Birliği birkaç ay sonra bir karışık Sırp-Bulgar ordusunu donmuş olan Meriç Nehri kıyılarında yenik düşürüp imha etmiştir. Bazı Türk tarihlerine göre, bu başarının sonucu olarak üste Çin Kalesi Süleyman Paşa'ya bir askeri üs olarak üs olarak verilmiştir. Süleyman Paşa buraya ve civarına askerlerinin ailelerini ve göçmen Türkmenleri yerleştirmeye başlamıştır. Ve bu kale Osmanlıların Avrupa'ya bir köprü bası noktası olmuştur. Bunu önlemeye çalışan İmparator 6. Yannis Kantekocanos Çimpe Kalesi'ne geri almak için 10.000 altın tazminat vermeyi teklif etmiş ve bunun bunu müzakere etmek için Orhan Bey ile sahsen görüşmek istemiştir. Fakat yaşlılığını ve hastalığını ileri süren Orhan Bey bu görüşmeyi kabul etmemiştir. Bir başka açıklamaya göre ise, 2 Mart 1954'te bütün Trakya büyük bir deprem geçirmiş ve bu afetin hemen arkasından gelen kar, tipi fırtınaları ve şiddetli yağmur afetleri hayatı daha da fenalaştırmıştı. Fenalaştırmıştır. Bu afetten önce büyük bir Bizans şehri olan Genebolu, tas çasın üzerinde kalmayacak kadar zarar görmüş ve tüm halkı tarafından denizden terk edilmiştir. Birgıda bu haberi alan Süleyman Paşa bir anlatıma göre zaten kendine üst verilen Çinpeye gitmek üzere hazır bulunmaktaydı. Diğer bir anlatıma göre Süleyman Paşa daha önceki yardım seferinde Rumeli topraklarının zenginliğini görmüş ve Rumeli'ye geçmek için böyle bir fırsat koll fırsatı kollamaktaydı. Her neden her, her neden ne olursa olsun Süleyman Paşa ve ordusu ile Çanakkale Boğazı'nı geçip birlikte getirilen Türkmen göçmenleri bombos olan Gelibolu'ya yerleştirilmiştir. Birkaç ay içinde şehirdeki binalar yaşanacak şekilde onarılıp ve şehrin surları yeniden inşa edilmiş ve Gelibolu nüfusunun hepsi Türk olan bir Müslüman şehrine dönüştürülmüştür. Medar İmparatoru resmen Süleyman Paşa'dan Gelibolu'dan orada yetiştirildiği yerleştirdiği bütün Türklerle birlikte çekilmesini istemiştir. Ancak Süleyman Paşa yanıt olarak buraya Türklerin Allah'ın inayetiyle geldiklerine, geldiklerinde şehrin terk edilmiş olduğunu, burada oturan hiçbir kimsenin evinden zorla atılmadığını ve bu şehri terk etmenin Allah'ın inayetini reddetme olacağını bildirmiştir. İmparator bu şehrin boşaltılması masraflarını karşılayacağını ve üstüne tazminat vereceğini bildirdiyse de Süleyman Paşa'yı fikrinden caydıramamıştır. İmparator bu sefer damadı Orhan Bey'e de durumu şikayet etmiştir. Orhan Bey İmparatorla İzmit'te görüşebileceğini bildirmiş ise de görüşmeye hastalık bahanesine hastalık bahanesi bahane hastalığını bahane gitmemiştir. Bunu bir felaket olarak kabul eden imparator büyük bir üzüntüye kapılmıştır. Bu sorun daha bir bir hal yoluna konulamadan Kantekozanos ortak imparator olan 5. Yannis ile açık mücadeleye girişmiş. Önce damadı 5. Yannis Paralegos'u ortak imparatorluktan atıp, atıp Bozcaada'ya sürgüne göndermiştir. Ama oradan Venedikliler yardımıyla Bozcaada'dan kaçan 5. Yannis İstanbul'a gelip, gelip Konstantinopolis'te idareyi yeniden eline almıştır. 5. Yannis ile kayınpederi 6. Yannis Kantekozenos anlaşma yapıp birlikte imparatorluk yapmayı kabul etmişlerdir. Fakat büyük bir depresyon içinde bulunan 6. Yanlışkan Tekozenos birkaç gün sonra 4 Aralık 1354'te kendi isteğiyle tahtından feragat etmiş bir manastıra kesiş olarak gitmiştir. Böylece Osmanlıların Rumeli'ye geçmeleri bir vaki olarak kalmış ama Orhan Bey'in kayınbabası iktidardan ayrılmıştır. Masallaşmış bir açıklamaya göre ise Süleyman Fasavufa ordusu Rumeli'ye salla geçiş yapmış ve orada ilk yerleşimleri kurmuşlardır. Her ne şekilde geçiş ve köprü bası kurulmuş olursa olsun Osmanlılar Trakya'da Bizans şehirlerine birer birer zapt etmeye başlamışlardır. Çimpe Kalesi ve Gelibolu Kale ve şehrinden başlayarak Bolayır, Keşan, ve Tekirdağ 1354'te fethedilmiştir. Bunun yanında fethedilen toprakları korumak amacıyla Rumeli'de geniş bir işgal politikası uygulanmış ve Anadolu'dan Trakya'ya Türkler getirilip yeni fethedilen yerleşkelere iskan edilmişlerdir. Ayrıca zaten Trakya topraklarında bulunan kor korsanlık, haydutluk ve titecilikle geçinen Türkler Aydın oğulları ve Saruhan or oğulları orduları kalıntıları da Osmanlılara katılmışlardır. 1356'da Osmanlılar Çorlu'ya kadar ilerlemişlerdir. Rumeli'deki Osmanlı toprakları üzerinde beyler beylik görevi yapan Süleyman Paşa, Çorlu civarında bir sürek avı sırasında atından düşerek feci şekilde ölmüştür. Selim Paşa'nın ölümü ile 1359-1362 arasında Orhan Bey'in oğlu ve veli veliahtı Murat Bey Rumeli'de Osmanlı ordularını komuta etmeye başlamıştır. Osmanlılar 1361'de Dimetoka'yı ellerine geçirmişlerdir. 1362'de Orhan Bey öldüğünde Osmanlı orduları Edirne kıyıl kapılarında olup o yıl bu o yıl bu şehirde Osmanlıların eline geçmiştir. Bu sayede Edirne Osmanlı'ya ait olmuştur. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, biz bu videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi zamanında devletin sınırlarının genişlemesi konusunu ele alıp bu konu hakkında uzunca bir e, anlatım gerçekleştirdik. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ee, sağ olun, var olun. Tabii ki Rumeli'nin e, iskan faaliyetinde ve fethedilmesinde Gazi Süleyman Paşa'nın da payı çok büyüktür. Allah kendisine ve ordusuna rahmet eylesin. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Biz bu videomuzda sizlerle birlikte Orhan Gazi zamanında devletin sınırlarının genişlemesi konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce sizlere bilgi vermeye, bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalıştık. İnşallah önümüzdeki videomuzda ise sizlerle birlikte Orhan Gazi'nin devlete getirdiği yenilik ve düzenlemeler konusunu ele alıp bu konu hakkında elimizden geldiği dilimizin döndüğünce size bu konuyu anlamaya ve anlatmaya çalışacağız. Öncelikle hepinize videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İnşallah önümüzdeki hafta yeni videomuzda tekrardan görüşmek üzere. Allah'a emanet olun dostlarım, kardeşlerim. Allah'a emanet olun inşallah. Allah'a emanet olun.